Evet arkadaşlar bu işte 10 yılı devirdim diyebilirim sizlere yani teknoloji cihazlarını sizlere anlatarak ve hayatımda ilk defa bir akıllı telefon dışında bu kadar popüler olan bir cihaz gördüm arkadaşlar. Bir kahve makinesi herhalde ancak bu kadar popüler olabilir diye düşünüyorum ve o kadar popüler oldu ki biz de bu satın aldık ve bu videoda da sizlere Philips'in LatteGo 5447-90 modeli kahve makinesini inceleyeceğim. Yanımda da sevgili eşim Ebru var bana bu videoda eşlik edecek çünkü kendisi o kadar meraklı ki arkadaşlar yani ben ilk geldiği gün neredeyse kusacaktım. Yani o kadar <laughs> çok kahve yaptı ki üst üste sağ olsun bunu da iç bunu da iç falan diye. Detaylarına bakacağız. Gerçekten güzel bir video olacağını düşünüyorum. Gerçek bir kullanıcı deneyimidir. Faturasına kadar parasını ödedik arkadaşlar. Fatura bizde. Yani o yüzden gönlünüz rahat bir şekilde iyi yönlerini kötü yönlerini özellikle senin belki söyleyecek kötü yönlerini aktarıyor oluruz. Aynen öyle. Hmm. Hemen videoya geçelim. Müzik <laughs> Öncelikle şununla gireyim ben konuya. Bu ürünü alırken en çok hangi konuda arada kalmıştık? Renk. Renk evet. Elimiz, Renk konusunda çok arada kaldık. Beyaz ağırlıklı ama gönlümüz siyah kaydağı içinde siyah tercih etmek istedik. Şöyle bir şey var. Yeri gelmişken söyleyeyim arkadaşlar size. Bu ürünün siyah ile beyaz arasında hiçbir fark yok. İkisi de aynı ürün. Yani 54 serisi, 5400 serisi olmasına dikkat edin. Bu ikisinin arasında herhangi bir görüntü dışında bir farklılık yok. İkisi de yani biri mesela daha önce üretilmiş, biri daha sonra üretilmiş ama ikisi de aslında Aynı makine. Aynen. Biz renk konusunda bayağı arada kalmıştık. O yüzden hani biz siyah tercih ettik ama sizler tabii ki hangisini tercih edersiniz bilemem. Kurulum nasıldı? Kurulumu sana sormak lazım çünkü tamamen sen kurdun ama evet. basit olduğunu düşünüyorum. Ben tek başıma olsa ben de yapabilirdim diye düşünüyorum. Yaparsın. Onunla alakalı zaten şüphem yok. Ama kurulum gerçekten çok basit arkadaşlar çünkü makinenin kutusundan çıkan bir su sertliğini ölçmeniz için bir böyle ufak bizim normalde akvaryumlarda da bu kullanılıyor bu arada. Aynen. Mesela akvaryuma balıklara koyduğunda o suyun sert ölçüyorsun. Ona göre işte akvaryumun makinesini, temizleme makinesini falan ayarlıyorsun. Bu kahve makinesinde de aynı. Hatta o direkt içinden çıkan su sertliğini ölçme şeyi var. Onu böyle buralara bir yerlere koyarız kurguda. Görürsünüz siz de. Su sertliğinin ölçülmesine yarayan akvaryum, akvaryumda hatta belki bir pet shopta bile bulabileceğiniz bir kağıt var. O kağıtla beraber suyun sertliğini ölçtük. Evet. Bizde arıtma var zaten normalde. O yüzden bizde sıfır çıktı mesela. Hepsi yemyeşil. Hiç kırmızı yok bizim arıtma şeyinde. Aynen. Su sertliği suyumuz güzelmiş şey yani. şey yumuşaklığına göre de Makinede ayarlama, ayarlama yapmanız gerekiyor çünkü bunun dışında bu makinedeki en önemli şeylerden bir tanesi su tankının içindeki Aqua Clean filtre arka ve bu filtre gerçekten suyu daha da fazla filtreliyor. Evet. Tabii bunu iyi kutudan çıkardığınızda bir suya batırıp böyle havasını almanız gerekiyor belli bir süre. 30 Onu saniye kadar. Evet, bir 30 saniye falan suda kalması lazım. Ben açıkçası ilk aldığımızda bir inceleme videosu çekme fikrine sahip değildim. O yüzden o ilk kurulum aşamalarını sizin için çekemedim ama en azından böyle anlatayım sesli olarak sizlerde de. bilin istediğim kurulumu çünkü burada girmek lazım diye düşündüm. Açıkçası bir kahve makinesi bence ne kadar sade ve kullanışlı olabilirse bir o şık. kadar evet. Aynen. Sade ve kullanışlı gerçekten. Yani hem Kurulumu çok basit. Hem de aynı zamanda bu filtreyi taktıktan sonra makine neredeyse kullanılabilir hale geliyor. Ve ne kadar anlaşılabilir olursa o kadar anlaşılabilir olmuş gerçekten. Bu bahsettiğim az önceki filtre var ya Aqua Clean. Evet. Bunun 5000'miş bu arada. 5000 bardak. Yani 5000 bardağı kadar bu devam ediyor işlemine. İçinde Ve, kalıyor Evet yani. ömrü bitiyormuş bunun. Aa tekrardan evet. yenilemek gerekiyor. Ona baktım. Bunu şimdi hem ikin, yan sanayi ikinci sanayi diyecektim. <laughs> i̇kinci sanayi bizim sitesi var ya burada. <laughs> Hem yan sanayisi var hem orjinali var. Orjinalinin fiyatı 450-500 TL bandında falan arkadaşlar. Yani böyle bence orjinalini almanızda fayda var. Hiç yan sanayiye girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ömrünü de kısaltabilir belki değil mi? yan sanayi Yani zarar verebilir. Tabii iyi filtrelemezse suyu evet. yan sanayi. Sonuçta su filtresiz makineye gireceği için de kireçlenme yapabilir. Uzun vadede demleme hazesine zarar verebilir. Yani makineye zarar verebilir. Arada zaten 100-150 lira gibi bir fark var yan sanayisiyle. Hmm. O yüzden orjinalini alıp geçmek bence en yanayız bence. Evet. Yani Doğru. çünkü bu kadar para ödüyorsun ve sonrasında böyle bir sıkıntı olsun istemem kimse için. Doğru. Bu Aqua Clean filtreyi ekranda gösteriyor ne kadar ömrü kaldığını. Şu anda sizler de zaten görüyorsunuz. Burada %10'luk dilimlerle bunun azaldığını görüyorsunuz. Yani hmm. mesela bizim belli bir süre sonra %90'a düşerse çekinme sen de korkma. Yani o zaman 1000 bardak kullanmış olacağız belki yüzde, yüzde %20 azalırsa. %20 azalırsa evet. Çok, Çünkü 5000 bardak da işte. 5000 bardak işte. Onu tamam. tam bir hesabını yapmak lazım. Matematik hesabını yapmak lazım. Bilemedim şu an. Benim matematiğim çok iyidir arkadaşlar. <laughs> yani belki liseden, üniversiteden izleyen arkadaşlarım varsa. Ama arkadaş gerçekten matematik konusunda iyi. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum şu an bu arada yani sadece. Hayır, doğru. Yüzde %10 değil ama %20'si. Karım kontenjanından <laughs> övüyorum şu an sadece. Başka bir şey yok yani kendisiyle alakalı matematik konusunda. <laughs> Hesabı bilmiyorum. Hesabı yapanlar yazsın. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Eşimin ilk videosu olduğu için onun hatırına videoyu bolca beğenirseniz, kanalıma abone olursanız, bir de alta bir yorum bırakırsanız. <laughs> Hoş geldin yenge falan siz yazarsınız bir şeyler. <laughs> <laughs> İyi olur, güzel olur arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum Teşekkür kendisine. Ederim. Daha fazla video gelsin istiyorsanız da yine yazarsınız aşağı. Tabii burada farklı detaylar var. Makineye de çok kopmadan makineye de değinelim tabii. Şimdi bu arada bu makinede 12 farklı kahve yapabilme özelliği var. Evet, hepsini ayrı ayrı denedik. Yaptık. Hepsi geçer not aldı. <laughs> çok başarılı ama belli günler aralığında tercih etmeniz yani birden 12'ye yüklenmemeniz tavsiye edilir. Ya yemin ederim midem bulandı arkadaşlar gerçekten. Yani son artık son iki kahve ben içmedim. Yani ben dedim bir yudum bile almak istemiyorum. Bir yudum bile bir şey içersen direkt kusacağım dedim. Çünkü midem inanılmaz bulandı. 12 tane birden kahve dizildi önüme falan böyle yani ilk o hevesle denedik hepsini ama güzel yapıyor yani. Şöyle bir şey var. Philips'in de bahsetmediği bir şey bu. 12 tane farklı kahve yapıyor. Bir de cihazın içerisinde işte süt köpüğü, sıcak su ve travel diye şey var biliyorsun. Gösterdim sana. Evet evet. Hepsi aynı. Bu aynı işte yani. mesela bir yere giderken doldurup da götürmeniz için uğraşmıyorsunuz yani. Direkt hazırlıyor kahveyi. Dolduruyorsunuz şeyin içine. Gidiyorsunuz. Unuttum. Termosun. Bakayım. Evet termos. Termosun içine koyup gidiyorsunuz. Termosun içine koyacağınız kahvenin sıcaklığına kadar bu arada ayarlayabiliyorsunuz. Zaten hepsini çekmiştim. Görürsünüz. Evet. Şöyle bir şey var. Onları da işin içine koyunca 15 farklı içecek yapabiliyor aslında. Hmm. Yani. Onlar evet. denememiş içine almamış yani. Evet. Gün. Onları da dahil evet. etmemişler. Dün saydım çekim yapmanın önce. 15 tane içecek yapıyor. Burada şey çok önemli. Hani acil mesela sıcak suya ihtiyacın oldu. Hemen kettle mantığıyla kullanılabilir. Kettle mantığıyla diyor. tek tuşla sıcak su alıyorsun makineden. Sahneler içerisinde suyu ısıtıp veriyor. Uğraşmıyorsun yani o suyu doldur, boşalt bilmem ne falan. Güzel. Bence güzel olmuş. Burada kahve öğütme olayı var bu makinenin. Ki biz makineyi test ederken şunu da fark ettik. Bence bu makinenin olayı kahve öğütmesi. Evet. Çekirdek kahve kullanmak. Evet. Yani normal öğütülmüş kahve kullanmaktansa çekirdek ve o tazelikle bir kahveyi demlemek daha da mantıklı oluyor. Daha Çünkü da lezzetli oluyor afedersiniz. kere şey çok kötü bence. Toz kahve ile kullanmak inanılmaz kötü ve evet. zor. Nedenini söyleyeyim size. Ama onu söylemeden önce bu makinenin içindeki kahve ötücüsün 12 farklı şekilde kahve ötebildiğini sizlere söyleyeyim. Hemen şu içinde bir tuş var. O tuşu işte görüyorsunuz böyle çeviriyorsun mesela. Öğütme sırasında çevirmeniz lazım bu arada. Onun altını çizeyim. Evet. Makine... Cihazda zarar verebilme olasılığı varmış. Evet. Makine dururken çevirirseniz cihaz zarar görebilir arkadaşlar. O yüzden öğütme sırasında kalın ya da ince böyle pürüzsüz ya da biraz daha kalın yaparsanız tabi bu kahvenizin tadını etkiliyor. Kahve severler anlar. Ben o kadar kahveci değilim. Bizim Mert abi var. Mert Sezer. Buradan ona selam olsun. Belki izler videoyu denk gelir. Mert abi kahve konusunda artık yani uzmanlığını ilan etmiş biri. Eşte. Hani o bilir. Mert abiye sorarım ben birkaç gün sonra zaten. Abi hangi ayarda kullanalım falan diye. O hani lezzet anlamını daha iyi yönlendirir diye düşünüyorum ama ben de ona ne zaman kahveyle alakalı bir şey danışsam hep diyor ki damak tadı kimin yani kimse damak tadı. Evet. Onun dur diyor. Diyor yani hani bir şey söyleyemem diyor mesela. Evet, evet. Kimisi çok seviyor, kimisi hiç sevmiyor falan diyor. Ama sohbeti de çok güzel. Kendisinin de bir kanalı var. Eşiyle ve çocuklarıyla beraber çok iyi videolar çekiyorlar. Arbiden gezi mezi anlamında ve bakarsınız. Bu öğütücünün de seramik olduğunu söyleyeyim. İçindeki öğütücü seramik makinenin. Hmm. Ve bu da 20 bin bardak, ömürlü. Totalde. Evet. Yani buna baktım, internette bulamadım seramik öğütücünün yenisini. Ama biraz pahalı olabilir bu. Yani Philips'in servisini bir arayıp sormakta fayda var diye düşünüyorum. Evet. Yani bence servis değişimi yapıyordur büyük ihtimalle herhangi bir hasar görse de öyle gibi gözüküyor. Vardır. Ya bu konuyu tam araştırmadım arkadaşlar ama 20 bin bardak ömrü olduğunu söylemek lazım. 20 bin bardak da çok uzun ya. Yani günde iki tane kahve isterim. matematik. Matematiğe <laughs> girmeyeyim Siz hesaplayın arkadaşlar ortalama kaç yıl ömrü olduğunu. <laughs> Gelelim bu makinenin bence ekranına ve şu ön paneline. Çünkü renkli bir ekran kullanılıyor bu makinede. Çok şık ya. Evet mutfağa çok uyumlu. Bir de altında ledlerin olması çok güzel. Aynen kahve yaparken. yaparken. Kahveyi Şık. demlerken ledler yanıyor kahveyi aydınlatıyor. Yani bu ön bölümü aydınlatıyor arkadaşlar. Ve burada aslında bence bakın bu led detayı, ekranın renkli olma detayı makinenin segmentini sanki üst seviyeye çıkarmış aynen, gibi. Aynen, yani evet. sanki böyle 15 bin liralık bir makine değil de böyle 30 bin liralık bir makineymiş gibi bir hava katıyor. Sadece onunla değil aslında bana sorarsan. Şu ön taraftaki krom malzeme, ondan sonra buradaki işte genel malzeme kalitesi oldukça güzel. Bir de kromla alakalı şey var. Nedir? Sen silerken dikkatimi çekti. Mesela bezi sildin, iz kalmıyor en güzeli de o. Çünkü her seferinde temizlemeye evet. gereği duyuyorsun ister istemez. Bezin izi rahatsız edici. Kaliteli bir krom malzeme kullanmışlar yani. Çünkü dandik hmm. bir krom malzeme kullansalar buraya bezi vurdun mu is kalır. Aynen. Bununla hiç is kalmıyor. O da bence güzel Komfor, olmuş. Evet Evet yani gerçekten burası güzel olmuş ve hakikaten tatlı olmuş. Makinenin süt haznesi burada. Bence bu makinenin zaten olayı bu süt haznesi. Aynen. Bununla alakalı Özellikle yaşadığımız olayı anlat. Özellikle klik evet. muhabbeti. İlk makine kurulduktan sonra ilk kahvemizi yapıyor. İlk de benim sevdiğim kahve olan macchiato yapacaktık. Evet. Süt yoğunluğu birazcık fazla olduğu için o kahvede Ozan sağ olsun makineye sütü koyduktan sonra cihazı tam oturtmak gerekiyor. Burada bir ayar kısmı var. Orası tam oturmadığı zamanda da akıyormuş süt. Biz de ilk öyle <laughs> deneyimlemiş Tezgah. olduk. Tezgahta yarım <laughs> metre <bardak> süt. Evet gitti <laughs> tamamen. Bir de ben böyle şey diyorum. Aşkım tut şunu falan diyor. Her yer süt oldu arkadaşlar. <laughs> Komple süt yani orası olduğu gibi. Neyse ki gibi. sonra e, onun evet. oturmadığını fark edip onu oturtup devam, devam, devam ettik. Yani hakikaten böyle İlk bir deneyim. hikaye oldu. Siz de dikkat edin. İşin şakası bir yana hani başka yerlere dökülür falan. Canınız sıkılmasın. Süt hazesi iki parçaya ayrılıyor. Onu mutlaka yani klik sesini duyana kadar bastırın. Çok da zorlamayın kırılmasın. Evet. O da önemli sevgili arkadaşlar. Parçaların temizliğine çok dikkat etmeniz lazım. Bu makineyle alakalı ben dersime çalışırken en çok şuna dikkat ettim. Makinenin temizliği inanılmaz önemli. Yani bu bir gıda üreten cihaz. Tabii ki her şeyin temizliği çok önemli. Ama bu makinenin anladığım kadarıyla sorunsuz ve problemsiz çalışabilmesi bilmesi için düzenli aralıklarla temizlenmesi, temizlenmesi gerekiyor. Ya. Yani bütün her şey için bu geçerli aslında da evet. bu cihaz için ekstra bu gerekli gibime geldi arkadaşlar demleme grubunu ayrı temizlemeniz lazım. Burada en azından 15 günde bir şu anda gördüğünüz bu iç kısımdaki demleme grubunu mutlaka temizlemelisiniz. Çünkü orada görüyorsunuz şu anda da zaten oldukça fazla kahve pisliği vesaire bunlar birikmiş durumda tabi bunun avantajı şu musluk suyu altında bu bölümü temizleyebilirsiniz ve uzun vadede de makinenin kutusundan çıkan ufak bir makine yağı var bununla da makineyi yağlayarak, yani o demleme haznesini yağlayarak yolunuza devam edebiliyorsunuz. Süt haznesine gelince yani bu makinenin dediğim gibi bence olayı bu. Ama kusursuz çalışıyor. Gerçekten, gerçekten. Yani hem süt köpüğünü çok iyi yapıyor. Yani inanılmaz kısa sürede o sıcaklığa, yani maksimum seviyede sıcaklığa eriştiriyor ve köpük yoğunluğu bence dediğim gibi bu makineyi, yani diğer kahvelerin lezzeti anlamında. Evet. Onlardan daha ayırıcı bir özellik gibi geliyor bana. Şöyle bir detay var. Şimdi buradaki bu kahvenin aktığı çeşme diyeyim size, onu yukarı aşağı oynatabiliyorsunuz. Ama ileri geri oynamıyor. Evet. Dolayısıyla buradaki sütün akçağı yerle, bardağın boyutu sebebiyle bazen uyumsuzluklar olabiliyor, o yüzden demleme yaparken bardağı böyle ileri geri ufak ufak oynatmanız gerekebilir kahve geleceğinde kahveye, süt geleceğinde süte gibi. Hani bu kontrol önemli olabilir, Ka özellikle bardağın ağzı darsa bunu yapmanız şart oluyor diyebilirim sizlere arkadaşlar. Bu önemli. Bu arada süt konusunu kullanma noktasına da şunu söyleyeyim, sadece hayvansal süt değil, seni mutlu edecek haberi vereyim. Bitkisel sütleri de kullanabiliyormuşuz. Birkaç tane süt aldı kendisi. Böyle Hindistan cevizi sütü, badem, badem falan. Sütü. Bekliyor. Olur mu olmaz mı diye düşünüyordu. Ben vereyim sana müjdeli haberi. Oluyormuş. O Bitkisel zaman şimdi bir tane yaparız. Olur. Bitkisel sütleri de kullanabiliyorsunuz bu makineyle. O da bence güzel olmuş. Özellikle vegan beslenenler için. Bence evet. onları düşünmüşlerdi. Bizde veganlık Mantıklı yok. Olmamış. Benim için zor zaten. <laughs> veganlık ama yani bu insanlar için de tabii ki düşünülmüş ve bence ince düşünülmüş aslında. Güzel olmuş gerçekten. Kullanımdan sonra süt haznesini kesinlikle temizlik yapmak lazım. Tabii. Nasıl cihaz yapılıyordu? Cihaz kendini temizliyor normalde. Evet. Ama bu bulunan hazneyi çıkartıp içindeki süt tükendikten sonra çok basit zaten. Bardak çalkalar gibi yani temizleyip yıkayıp kurutabilirsiniz. Zaten cihaz kendi kapanırken de yüksek basınçla galiba. Durulama yapıyor. Evet. içindeki süt ve kalan suyu dışarıya veriyor. O da güzel bir özellik. Yani biz ayrıca temizlemekle uğraşmıyoruz. Evet ama sütü yapman lazım. Sütü yapmıyor. Sütü Hı. otomatik yapmıyor. Sütü de basınçla veriyor diye. Sütü işte işte buradan clean'e basıp ıı, şey yapman lazım. Doğru, doğru, yani doğru. sütü buradan şimdi ben size gösterdim zaten çektim. Clean yapıp süt haznesini temizleme yapmanız lazım. Makinede neyi sevmediğime, neleri sevmediğime ben değineyim. Senin de var zaten benzer aslında şeyler de. Evet. Sen de arada söyle tabii. Bence inanılmaz derecede su harcıyor makine. Yani müthiş bir su tüketimi var. Onu söyleyeyim size. İçindeki su haznesini neredeyse 2 günde bir fırlamamız gerekiyor. Biz ortalama gün dört tane içecek falan yapıyoruz devdirim evet. size. Yani yaptığımız içeceklerde genelde espresso falan filan. Haznesi alıyor. kaç litre? Ona bakmadım. Ona bakmadım vallahi. Şimdi sizde yalan yok. Ona bakmadım. Bak bu lemon yapıştırdı. Benim tahminimce 1,5-2 litre vardır orası bir, ama 1,5-2 litre civarı. Değilim. Evet. O civarda bir hazne var. Ama yine de çok su tüketiyor. O kesin evet. bence yani. Bu benim tabii ki düşüncem. Kullananlar da mutlaka aynı şeyi söyler diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra arkadaşlar makinede şu ortadaki kahvelerin düştüğü bir hazne var. Çöp haznesi diyebiliriz. Orası çok hızlı doluyor bence. Tabii. Yani 4 kahvede bir, 5 kahvede bir. Buraya boş. Boşa yapmanız lazım kesinlikle. O kesin. Onu söyleyeyim size. Ve tabi burada öğütücü bölümüne koyacağınız kahve çekirdekleriyle işte içecek hazırlayabileceğiniz gibi toz kahveyle de içecek hazırlayabiliyorsunuz. Evet Toz onun kahve... için ayrı bir bölümü var yukarıda. Evet. Bu kapağı açtığınızda o kapağın içinden atıyorsunuz arkadaşlar toz kahveyi. Ama benim yaptığım gibi ikinci kaşığı sakın koymayın. Çünkü bir kaşıktan fazla kahve koyarsanız yapmıyor. Olduğu gibi hem bütün kahveyi çöpe atıyor. Yani yazık oluyor kahveye hem de evet. yapmıyor arkadaşlar. Yani ben dedim ki iki tane koyayım fazla kahve olmuş olur. Yok. O iş öyle olmuyor. Makine şu mantıkla çalışıyor. Kapasiten bir. <laughs> bir tane koy ve ben onu yapayım. Evet. Senin gibi iki tane koyup bir taneyi de vermiyor o zaman. O yüzden evet. sıkıntı. Yani bire bir yapacaksınız. Yapacak olursanız. Toz kahve koyduğunuzda kahve seçme ekranına geldiğinizde kahvenin yoğunluğunu mesela <laughs> seçtiğiniz ekran var. Şimdi oraları da değineceğim. Orada mutlaka en dibe kadar basmanız lazım. Yani kahve seçeneğini görmeniz lazım. Ona basmazsanız kahve yoğunluğunda onu da kullanmıyor. Söylemiş olalım onu da. Evet. Doğru. Yani o da bence önemli bir detay sevgili arkadaşlar İçindeki ölçekle koymanız da önemli onu da söyleyeyim benim için çok büyük bir problem değil bu bahsedeceğim ama cihazda bir Türkçe dil seçeneği olmalı bence Aynen evet doğru yani bu mümkünse bir güncellemeyle vesaire getirilmeli çünkü Philips ülkemize dün gelmedi ve Türkiye'nin en çok satan espresso makinesi diyor Philips ve en çok tercih edilen diyor doğru da olabilir bu arada ya İnanılmaz evet, popüler gerçekten de var de Yani var. herkesin evinde ve yani reklamlar her yerde nereye baksan bu makinenin reklamını görüyorum en azından bütün makineleri yapıyorlar yani. Sadece bu değil, bu ailenin amiral gemisi diyeyim ben size bizim anlayacağımız dilde. Teknolojik dil. Evet <laughs> ama yani gerçekten Türkçe olmalı bence ya. Evet Türkçe, Türkçe desteği bence kesinlikle de olmalı. Philips. Çünkü herkes İngilizce bilmek zorunda. Philips. Değil. Koy buna bir Türkçe <laughs> hallet. Bu işi sen çözersin. Sana güveniyorum. Zaten başka kim yapabilir yani. Nasıl yaparlar bilmiyorum gerçekten ama <laughs> ya Çince bile var ya. Çince zaten vardır da. Ya bir sürü dil var kardeşim yani. Türkçe nasıl yok? Türkçe de olmalı ya. evet. Dün gelmediniz ki bu ülkesiz yani. <laughs> Konforlu problem. olur alan kullanıcılar için. Evet yani benim için dediğim gibi problem değil. Ama birçok kullanıcı için bu bence önemli bir problem. Kahveyi nasıl yapıyorsun peki? Onu anlatalım. Profil bölümü var. Profiller var. Evet. Profilleri ben... seçiyorsun. Aynen kişiselleştirebilir bir ekran var profil bölümünde. Orada da renklere göre kodlanmış aslında kimin ne içtiği. Evet. Ozan'ın ayrı, benim ayrı. Hangi kahveyi seviyorsak o profili seçip oradan devam ediyoruz. Yani ekstra bir her gün her gün hani ben yoğun kahve seviyorum. İşte köpüğünü arttırayım, azaltayım gibi bir seçeneği sürekli girmenize gerek yok. Profil sabitse benimki pembe, Ozan'ınki mavi. Orada ilerleyip her zaman aynı kahveyi aynı yoğunlukta içebilirsiniz. Evet. Ve bardağa göre. <laughs> yani biz kişiye göre diyoruz ama mesela bardak boyuna göre bile burada profil yapabilirsiniz. Örnek veriyorum yeşil profil mesela. Büyük bardak profili olur. Evet. Ona mesela hem yani iki kişinin de seveceği şekilde büyük bardağa göre ayarlayabiliyorsunuz. Çünkü o profilde yapacağınız her değişiklik ona kaydoluyor oluyor arkadaşlar ve kayıtlı kalıyor. Tüm ev halkı kendine özel lezzetle kahve yapabiliyor. Aynı zamanda da bu profili özel kahvenin sıcaklığına kadar ayarlayabiliyor. Evet o çok güzel bence. Bir de şey var makinenin içine sayaç var. Hangi kahveden kaç tane içtin falan onları da kaydediyor. Ben yokken içilen kahveler. Ya <laughs> ya ben mesela arkadaşlar daha sıcak içecekler seviyorum. Ama mesela eşim daha böyle ılık seviyor. Daha içilebilir seviyor. O yüzden onun mesela kahve profilinde daha ılık bir profil var. Ben de bir de süt ağırlıklı genelde. Evet onunki süt, süt, ağırlıklı. Sütlü kahveleri çok seviyorum. Ben de kahvenin lezzetini almak istiyorum ama evet. ben benimki mesela daha sert o yüzden daha yoğun seçili mesela profilimde. Dolayısıyla hani böyle bir farklılık var Gerçi ama çok kullanışlı diyordum. Evet, harbiden çok kullanışlı. Yani. Evet. yani aslında siz bir makine alıyorsunuz şöyle bakabilirsiniz. Geçen bir video vardı ya sen de izledik işte. Hani kadın diyor bir şey alayım ama işte her gün yemek <laughs> yemezsem, evet. kahve içmezsem şöyle olur falan. <laughs> bedavaya gelmiş olacak. Bu makine gerçekten bedavaya gelebilir uzun vadede. Yani, yani çünkü... çok uzun bir vadede değil aslında. Yani daha kısa sürede çünkü kahve fiyatları malum ortada. Evet. Çok kısa sürede kendini amorti ediyor bence makine. Yarım kilo kahve ne kadardı mesela? 200 lira mı? 200 200-250 lira falan galiba. Hayır olur mu? 250 gram olanlar 300 lira. Ya yani şu an en son aldığımız kahve 250 gramını 350 liradan aldık. Pahalıymış ya. <laughs> ama bardak hesabı yapınca... <laughs> bardak hesabı yapınca tabii çok fazla kahve içmiş oluyorsunuz evet, aynı Evet şakası bir yana şunu şu anda ölçüyoruz. Bu arada bu videoyu perşembe bugün çektik. Bugün hiç kahve yapmadık. Ben dün bir tane yapmıştım. Evet. 100 gram kahve koydum makineye. Şu an onu test ediyorum ama Yarısı gitmiş. Yani benim tahminimce haftada 100 gram kahve yiyor bu makine. 2 kişi kullanırsanız tabi Günde böyle 2 içecek içtiğinizi varsayarsak. Evet, Onu da doğru. söyleyeyim yani. Yoğun... Bu arada yoğun espresso içiyorum ben çoğunlukla. Biz Onu burada söylerim. büyük çekim de kullanmıyoruz kahveyi. Normalde küçük çekim. Onu ayarlayabilirsiniz kahvenin çekirdek boyutlarına göre. Evet. Hani bir de bunu büyükte, en yüksek yoğunlukta yaptığında daha da kısa sürede kahve Muhtemelen. tüketimi olur. Muhtemelen aynı oranda kahve almaz gibime geliyor. Evet. Ya, büyükte yaparsan daha az kahve alır ama. De yaparsan çok daha fazla kahve tüketir olacak. o yüzden. Çekeceği için hepsini hmm. posası Olabilir. daha fazla olur. Olabilir. Olabilir. Daha fazla kahve tüketmiş olur. Yani o açıdan dediğim gibi hem fazla kahve tüketiyor hem de çok su tüketiyor. Yani bu eksi olarak bunu söyleyebilirim. Bir de Türkçe kısmı evet. eksi bence. Bir de Türk kahvesi yapsa çok da güzel olur aslında Philips. ama. Aynen Philips. Bak. Kahvesini yakala. <laughs> ama o zaman yerel üretim yapması lazım. Yani şöyle bu makine sonuçta şu an Romanya üretimi bu arada bu makine. Ben uzun zamandır açıkçası Çin dışında üretilmiş bir elektronik cihaza karşılaşmamıştım. Hmm. Romanya'da yani Avrupa Birliği ülkesinde üretiliyor. Tabii orası baz alınarak hazırlanıyordur kahve. Yani bütün her yere, tüm dünyaya oradan gidiyor büyük bir yani. Başkellerde de üretilen model aynı model olabilir ama bizim bu aldığımız makine Romanya üretimi. <laughs> Avrupa malı yani. Türk malı da var. Türk malında da çok kaliteli kahve makinelerimiz var ama bizimkiler daha Türk kahve kahvesi odaklı. Hı. Bu makinede Türk kahvesi yerel olarak eklenebilir miydi? Eklenebilirdi yani. Neden olmasın? Yani çok spesifik bir istek olmuş olabilir bu ama. Güzel olurdu. Yo, yok, içinde öğütücüsü var yani istese yapabilir ama telveyi koyamaz. Telveyi fışkırtabileceği bir şey yok burada. Türk kahvesi telveli, telveli. Telvesi. Onu. Telveyle dünya üzerinde ile servis edilen tek kahve Türk kahvesi ya. Güzel bir bilgi vermiş olduk. <laughs> Fiyat ne? Bu cihazın fiyatı 14-15 bin TL bandında. Kasım indirimlerinde özellikle beyaz rengi inanılmaz ucuzlamıştı gerçekten. Evet. Yani bir ara ben 14 binin altında gördüm ama genel olarak 15 bin fiyatı. Evet. Böyle bir, bir ara dediğim de bir gün falan yani. ama <laughs> gördüm bir yani arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Bir kahveciye gidip içmek istediğiniz tüm içecekleri evinizde hazırlayabileceğiniz bir makineye bu fiyatı satın alıyorsunuz. Bence güzel. Bence de çok mantıklı ve çok da keyifli. Yani ben beğendim Tam Biliyorsanız özellikle bence artık evlerde olmazsa olmazlardan bir cihaz. Yani bu kadar tabii üst segmente belki çıkamayabilirsiniz maddi sebepler ya da maddi bütçe ayırma sebebiyle. Ama bu Philips'in Latte Go serisinde mesela daha az kahve yapan daha uygun fiyatlı modeller de var. Benim olayım aslında Latte Go serisinin başarısını burada anlatmak. Yani çünkü ben makineyi gerçekten çok beğendim ve satın alırken ben bu kadar başarılı bir şey çıkacağını düşünmüyordum. Çünkü ben daha önce Siemens'in falan kahve makinelerini incelemiştim biliyorsun. Evet. Ee, onlar bana daha böyle şık, daha güzel geliyor. Ama tabii ikisinin arasında fiyat farkına baktığımızda belki 3 katı fiyat farkı var benim incelediğim makineyle bu makinenin arasında. O aradaki fiyat farkını düşününce bu makine çok daha fiyat, fiyat performans. Yani, evet. Tam fiyat performans gerçekten. O açıdan da bence güzel. Özellikle yeni evlenenler ya da yeni evlenecekler ya da yalnız e yaşayanlar da olabilir. Ev hediyesi bekleyenler olabilir. Bunlar için ideal bir ürün olabilir sevgili arkadaşlar. Kullanım sırasında da bence en çok dikkat etmeniz gereken şey bu makinenin temizlik. Evet. Ve kahve yağı birikiyor için. O yüzden hem makinenizde oluşabilecek kireçler için gerekli malzemeleri elinize almanız lazım. Kireç çözücüleri var, kendi temizleyici solüsyonları var. Bunları satın alırsanız iyi olur. Tahminimce 2 ya da 3 ayda bir genel bir temizlik yapmanız doğru olacaktır bu makine için. Genel temizlikten kastım bu tablet falan var ya işte içine atıyorsun. Evet doğru. Onlar önemli. Evet, doğru. Vallahi Valla biz bu videoda böyle bir birlikte video çekelim dedik. Evde severek kullandığımız bir ürünü size anlatmak istedik arkadaşlar. Bir sorunuz vardıysa cevaplayamadıysak bu makineyle alakalı yine yorumlara yazarsanız cevaplarız. Var mı söylemek istediğim bir şey? Deneyim videosu olmuş oldu evet. bu hem onun için hem benim için. Evet. Ee, biz gayet memnunuz alacak da tavsiye ben şahsen ederim kullandığım kısmını o kadar. Sonuçta parayı kolay kazanmıyoruz arkadaşlar 15 bin lirada çok iyi bir para günümüz şartlarına baktığımızda. Dolayısıyla burada böylesine bir bütçeyi bir kahve makinesini ayırdığınız noktada bu video size yol gösterici olur umarım güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum bir gerçek kullanıcı deneyimidir tekrardan altını çizeyim. Biz çok beğendik aldıktan sonra bu beğeniyle sizlere anlatmak istiyorum istedik. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>